bir sakal takınca 52 derece sıcakta bir anda bütün devrelerim yandı. Adımı bile söyleyemez duruma geldi. Ama sonuçta İTKK bitirdik. Güzel bir an oldu. Hayırlı olsun. Aynı şey Çağlar Bey, sizin hakkınızda da Cem Bey'in açıklamaları olmuştu yine. Oğlum çocuk çok güzel. Ne demiş? Replikleri unuttuğunuz zaman ses tonunuzun yüksek şekilde. Hayır, o şakrak o. O benim. Heyecanlanınca ya da lafı unutursam bağırıyorum da. Evet, birçok karakter oynanmış. Siz neler söyleyeceksiniz? Merhaba. Ya bu gördüğünüz ekip bu şekilde her yerde çok gülüyor. Yani ben çok güzel bir yaz geçirdim. Öncelikle Cem'e ve sonra tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Çok şey öğrendim, çok mutlu oldum. Muraz Bey, siz neler söylemek istersiniz? Nasıl bir dizi oldu sizin vallahi için? Nasıl bir deneyim? Çok güzel bir deneyimdi. Yani böyle yaz kampı gibiydi diye adlandırıyorum ben bunu. Yani böyle bir araya gelmişiz ve kapanıp birlikte eğlendiğimiz, birlikte oynadığımız, çok keyif aldığımız bir serüven oldu. Film afişlerinin isimleri aslında çok konuşuldu. Rütük acaba bize ceza keser mi? Ben pek fazla konuşmak da istemiyorum afişlerle ilgili. Niye? Bir ne problem... Ayıp bir şey yok ki. Ebenin avı. Ya da Fuck Body diye mi okunuyor o? Ben Cem Bey sizden... Fuck Body. Fuck Body. Fuck Body diye. Birazcık... Arapça düşün. İran. Yok, İran. Farsça. Farsça. Ve afişlerden sonra da şimdi çekmediğiniz aslında birkaç bölümün de olduğunu, sizin senaryoda cebinizde kalan birkaç bölümün de olduğu. Yani ikinci sezon olarak Netflix'te biz bunu bekleyelim. Yani izleyiciler çünkü merak ediyorlar daha birinci sezon Netflix yayınlanmadan. Tüzel kişiliğine sormanız lazım. Yani evet, yani macera devam edebilir ama şu anda öyle bir henüz bir şey planladığımız bir şey yok. Her bölümde başka tür bir film vardı ya, o türlerden daha çekmediğimiz bir sürü var anlamında söylüyorum. O da bizim için bir heyecan. Bakalım eğer ikinci sezonu yaparsak bambaşka İnşallah. Filmler çekeriz. İnşallah. İzgi Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Biraz bize karakterlerden de bahsetseniz. Yaklaşık 70'ten fazla karakter var. Yani dizi içinde sinema filmi de aynı zamanda. Burada 8 karakter ve 7 ayrı filmdeki ayrı ayrı karakterleri var. Ben çok eğlendim. Alev Alev bence çok nevi şahsına münasır, çok renkli. Hayattan yırtmaya çalışma çabası çok eğlenceli bir kadın. Çok keyifli bir yaz geçirdim. Bayağı güldük, eğlendik çünkü çok özlemiştik. Birlikte böyle bir ekiple çalışıyor olmak büyük bir şanstı hepimiz için. Benim için de öyle. Ve yani bayağı eğlenceli bir iş çıktığını düşünüyorum. Her filmde bambaşka çok renkli karakterler oynadık. Çok keyifliydi yani. Bazen de siyah beyaz. Bilal Bey, siz neler söylemek istersiniz? Sizin ben, için nasıl bir deneyim? Benim hayatımdaki en iyi yaz tatiliydi diye adlandırıyorum bunu. Çok şahane bir yazdı. Arkadaşlarımla, Cem abiyle, Muzaffer abiyle. Mükemmeldi. Üstüne söyleyecek bir şey yok. Herkes söyledi zaten. Yani böyle bir kadroyla, böyle muhteşem, hiçbir zaman unutulmayacak olan bir işte yer almak benim için çok büyük bir şanstı efendim. Çok teşekkür ediyorum. Var, çok güzel. Çok güzeldi. Erşan geliyor, vura vura geliyor. Siz de çok farklı karakterler oynadınız. Evet, karakterlerim çok güzeldi. En çok Seyyal'i seviyorum tabii. Seyyal'i bayılıyorum. Çok böyle şey, pozcu, havalı, böyle bir şen şakrak bir hanımefendi. Onu canlandırmak özellikle çok keyifliydi. Çağlar Bey, siz neler söylemek istersiniz? Niye yaradın oyuncumu? Nilperi son noktayı koydu. Yani bütün arkadaşlarıma katılıyorum ben de. Çok keyifli bir dönem geçirdik. Şimdi seyircimiz de umarım karşılığını verecektir. Çünkü gerçekten emek dolu, düşünce dolu, eğlence dolu bir iş oldu. Buradan eski Türk sineması kahramanlarına da hem bir saygı duruşu hem de bir selam da oldu aslında. Cem Bey, yaptığınız filmlerde, dizilerde hep bir şeyler yansıtıyorsunuz insanlığa. Bu diziyle beklentiniz nelerdir peki? Vallahi yani birinci konu eğlence tabii ki. Yani bu eğlenceli bir kadro. Oynadığımız karakterler babında söylüyorum. Yani bu macerayı bir hafta sonu arkadaş grubuyla izleyip de hoşça vakit geçirmesini istiyoruz. Hepimizin fikri bu. Yazma aşamasında biraz yalnız geçiyor iş. Yazarken arkadaşlarımla WhatsApp grubundan işte ancak hani temas kurabildim. Başlamazdan 6 ay öncesinden itibaren hep üzerine konuşarak vakit geçirdik. Benim için de elbette eğlenceli. Birazcık daha fazla sorumluluğu oluyor işin ama yani benim
yalnızca tek başıma yaptığım bir kamera arkası meselesi değil. Ekibimiz çok sağlam, çok tecrübeli. Dolayısıyla beni de yalnızca oynuyormuşum gibi rahat ettiren bir ekibimiz var. Dolayısıyla hem prodüksiyonda, kamera arkasında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Evet, son olarak Erşan Kuner'i yayınlanacağı belli olduktan sonra insanlar çok merak etti. Gidişatına göre ikinci sezonuyla alakalı bir gelişme. Ona, evet, onunla ilgili bir şey henüz. Bora'daki 216'yı bir filmde gördük. Erşan Kuner'i de oradaki karakterleri görüyoruz. Devam eder mi oradaki karakterlerin film, dizi, proje? Valla Bora'nın üzerinden çok zaman geçti. Benim Bora ile ilgili başka bir planım var. Yarın oğlanın büyümesini bekliyorum. Bora ile ilgili bir planım var. Ama birazcık daha ileride. Evet. Cem Bey, o zaman bitirmeden önce unutulmaz bir replik, unutulmaz bir dizideki replikle bitirebilir miyiz? Tabii, sizin Maridon'u var mı? İçimde. Varsanıza galaya giriş edelim. Şu anda seyircinin içlerine bakıyorum.